Sen kaç yaşındayken ilk orucunu tuttun sen? 19 yaşındayken ilk orucunu tuttum. 19 yaşında mı? Nerede evet. Tahmin ettin o kadar şey olduğunu? 19 ne demek ya? 19 yaşındayken. Aha. Sen 19 yaşında ne yaptın? O nasıl oldu abi? Herkes farklı yani, şimdi şey yapmayalım yani. Yok yok yok. Yani. Nasıl şey oldu ya? Yani. 19 yaşındayken İslam'a geçiş yaptım da ondan o ilk orucumu 19 yaşındayken tuttum. Daha önce Katolik bir ailede büyüdüm. Allah Allah. Merak İslam'ı... ettik bir anlat bakalım şeyden. İslam'ı nasıl oldu? Aynen o dönüşümü. İslam'a nasıl oldu? Şöyle bir olay var. 19 yaşındayken ben mimarlık fakültesindeydim. Birinci sınıftaydım herhalde, evet. Tanıdıklarımdan, özellikle bir hocamızdan şey etkisi oldu. Bizim sanat dersimize geliyordu. Onun giyim tarzı, konuşma tarzı diğer hocalardan farklı. Çünkü Avrupa'nın etkisi var bizde. Diğer hocalar genelde takım elbise falan giyiyor, kravat. Onun giyim tarzı biraz farklıydı. Böyle kravat falan takmıyordu. Cübbeyle giyiyordu. Saçları böyle yukarıya pek fazla şey takmıyordu. Adam böyle oturuyor, sohbet ediyordu. Kendisi şey de okumuş, Belçika'da, yerli, Haitili. Onun hikayesi anlattı bana. Kendisi nasıl Müslüman oldu? Bir rüya görmüş. O rüyada la ilahe illallah kelimesi duymuştu. Fakat İslam hakkında hiçbir bilgisi, ilgisi de yoktu. Böyle uyanıp yani pek fazla takmadı. Böyle bir iki, iki buçuk sene falan geçti. Bir gün bir arkadaşına gitmiş, ziyaret etti herhalde. Orada bir tane kitap görmüştü. O kitabın üstüne böyle bir la ilahe illallah kelimesi geçiyordu. Hemen gördüğü rüyayı hatırlamış. Bir de o kitabı okumaya başladı. Bir de kendisi o şekilde Müslüman oldu. Bana sürekli şeyler veriyordu, makaleler. Çünkü az önce dediğim gibi 1507 senelerden itibaren bizimkiler köle olarak Amerika'ya götürüldü. Ama onların çoğu Müslümandı. Ama köle oldukları için din, kimlik, her şey kayıp oldu. Ve o şekilde bizimkiler Katolik olarak yaşadı. Ben böyle şeyle, çünkü şöyle bir şey var, okulda öğretmiyorlar. Çünkü bizim eğitim sistemimiz... Mimiz Fransızlar tarafından düzenlendiği için böyle bir şey söylemiyorlar. Tarihimizde mesela Bukman diye bir imam geçiyor. Niye Bukman ismini verildi? Çünkü Bukman zaten İngilizce. Bukman. Niye böyle bir lakap aslında? Çünkü yanında sürekli bir Kur'an-ı Kerim vardı. Kendisi hafızdı. Ama Fransızlar Arapça bilmiyorlardı. Bir de böyle bir Bukman lakabı vermişler adama. Adam sürekli Kur'an okuyordu. Ama ben okuldayken Bukman büyücü olarak biliyordum. Ben sadece o hocayı yani tanıştıktan sonra böyle gerçekleri öğrenmeyi başladım. Bir de kökümü geri döndüm yani. Sen peki